Merhaba arkadaşlar, yeni bir After Effects dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Particle World efektiyle kar yağdırma animasyonu yapacağız. Ve bir e, arka plan da alırız manzara gibi ve bir de bir yazıyla güzel bir kompozisyonla tamamlarız. Şimdi yeni bir proje oluşturuyoruz. Bildiğiniz boyutlarda 1920 1080 boyutlarında. Bu arada ben bir duyuru yapayım. Udemy'de 39 derslik eğitim serimin linki aşağıda. Oraya da beklerim. Orta ve başlangıç seviyeleri için şu an bir indirim var. Orada da hepinizi görmek isterim. Normal kompozisyonumuzu oluşturduk arkadaşlar bildiğimiz boyutlarda. Yeni bir e, solid açmadan önce internetten PNG kar tanesi ya da bunun İngilizcesini yazarak birkaç e, çeşit ya da bir tane yapmak istiyorsanız bir tane kar tanesi çeşidi bulmanız. Ben 3 çeşit aldım biraz daha değişik bir görüntü elde etmek için. Siz e, istediğiniz sayıya bunu çıkarabilirsiniz. Zaten yaptıklarımdan sonra temel şey aynı. Tutup şöyle bir çekelim. Aynı boyuta gelsin. Pardon şöyle bir hınzırlık yaptı burası. Bakın bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Shift'e basılı tutuyoruz. Fareyi tutuyoruz. Fareyi bıraktıktan sonra elimizi Shift'ten çekiyoruz arkadaşlar. Yoksa az önceki gibi kendini oradan atıp farklı bir biçime girebilir. Şimdi bizim siyah bir solit oluşturmamız gerekiyor. Ee, normal boyutlarda yine boyutuna karışmayın. Efekt bölümüne geliyoruz. Buraya CC Particle yazıyoruz. Particle Word var arkadaşlar. Particle sistemi almayın. Particle Word'ü alın. Particle Word'ü buraya alıyoruz. Daha sonra şuradan e, X'ten biraz genişletiyoruz. Radius X'ten Producer'dan. Y'den de yukarı çekiyoruz. Yani karın yağmasını istediğimiz yere doğru onu ayarlıyoruz. Şöyle üstte durursa daha iyi olur. Şöyle biraz ileri alalım bakalım ne olmuş. Buradan başlangıç çokluğunu ve saniye seçeneklerini falan ayarlayın istediğiniz yoğunluğa göre. Çünkü bu tamamen değiştirecektir yapacağınız animasyonu. Ben şöyle biraz da seyrek yapmayı tercih ettim hafif. Çok yoğun olursa göz yorar diye tahmin ediyorum. Burayı ayarladıktan sonra şunları kapatın. Fizik bölümüne gelin. Buradan isterseniz karışık yağmasını istiyorsanız tvirli seçeneğini falan da kullanabilirsiniz. Ben düz yapmayı tercih ediyorum. Şöyle rüzgarlı falan da yapabilirsiniz. Daha sonra yapacağımız şey şöyle ilerletelim biraz. Kaliteyi de düşürelim ki donma yaşanmasın. Şimdi bakın şuradan şu hızda şöyle bir geliş var. Graviteyi biraz yani yer çekimini biraz azaltalım. Fazla üst, üst taraftan başlasın alt tarafa doğru biraz hafif yok olsun, velocity'i de şey yapalım azaltalım biraz yani aşağı doğru bu yok olmasını sağlayabilmek adına. Daha sonra şu radius'u böyle yaparsak üzerimize doğru yağar kar yani bize doğru gelir karşıdan hafif bir rüzgarla bunu da kullanabilirsiniz. Şu set bunlarla fazla oynamanıza gerek yok ekstra falan. Zaten fazla karışık bir görüntü olmaması için uğraşıyoruz. Biraz daha sade olması için. Şimdi en önemli yer burası. Buradan particle type var. Particle type'a giriyoruz arkadaşlar. Texture square diyoruz. Texture square dedik. Alt taraftaki texture'a basıyoruz. Buradan texture layer var. Oradan karın hangi tanesini istiyoruz? Mesela file yazanı seçelim. Bakın bu parçalar zaten otomatikman kendi kendine buraya geldiler. Bunu da effect and mask yaparsanız daha iyi olur. Şunu da birth yapın. Bakın şimdiden bile efektimiz neredeyse hazır. Buradan doğma ve ölme yani birth size, dead size'ı falan ayarlayın. Hani çok büyük oldu pardon. Yani birbirine yakın yapmaya çalışın ki kar tanesi emeğini çok fazla, emeğini diyorum pardon. Görevini fazla şaşırmasın emeğimiz de boşa gitmesin. O kelimeyi de kullanayım. Kelimemiz, bo kelimemiz de boşa gitmesin. Daha sonra şuradaki renklerden ikisini de beyaz yapın. Veya diyelim siz farklı bir şey tasarlıyorsunuz. Ya da kar tanesi değil de buraya domates koyacaksınız mesela. Ya da muz koyacaksınız. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Rengini de istediğiniz gibi yapın. Ben beyaz yaptım kar tanesi için. Şuradan siyah solidi tekrar açmamıza gerek yok. Aynı Black Solid'den CTRL'e D yapıyoruz arkadaşlar. Duplicate yaptıktan sonra şuradan Reset diyoruz hatta reset demesek bile olur çünkü sadece kar tipini değiştireceğiz ve bir iki ayarlama yapacağız yani reset olmasa da olur şuradan e, fizik bölümünden bunun yoğunluğunu falan ayarlayabilirsiniz ben partikül type'a geliyorum tekrar oradan texture'e tekrar giriyoruz buradan file biri değil de bu sefer diyelim ki onun altındakini seçiyorum tabi bunlar üst üste bindi bunun şu anlık bir anlamı yok bunları biraz değiştirmeniz gerekecek arkadaşlar yani Ön arka ilişkisini değiştirebilirsiniz. Şu üstteki saniyeyi, geliş açısını falan değiştirebilirsiniz. Değiştirin hatta ki yani üst üste görünmesin. Yoksa arka tarafa attığınız kar tanesinin bir önemi olmayacak. Şöyle random seçeneğini de biraz arttıralım. Böyle rastgele gelişi güzel yağsın. Bunu da kapatalım gözünü. Bir tane daha yeni oluşturuyoruz. Duplicate yaparak. Daha sonra partiküle geliyoruz. Texture, texture square zaten seçili burada. Texture'a geliyoruz. Buradan bu sefer kar tanesi yazanı seçiyoruz arkadaşlar. Onun için de tekrar e, random sedi falan ayarlayabilirsiniz. Alt taraftan ekstra bölümünden. O da diğerlerini ondan ayıracaktır. Yani kar tanemizi birbirinden ayıracaktır. Daha sonra fizik bölümüne gelelim. Pardon producer bölümüne geliyoruz. Şu Radius Z'yi biraz arttırın. Ön arka ilişkisi yaşansın. Yani karlar düz tek bir sıra halinde hazır ola gibi durmasınlar. Onu biraz daha arttırırsanız alan derinliği yaratırsınız. Daha güzel bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Bakın kar tanesi bizim yakınımıza kadar geldi neredeyse yanımıza kadar. Şunun da gözünü kapatalım. Şu anlık hemen hemen yaptığımız şey hazır gibi görünüyor. Ama buna bir iki şey daha eklemek isterim ben. Daha güzel görünsün diye. Yani böyle de kullanabilirsiniz. Bakın şöyle bir görüntü var. Şu an kalite fullde. Bunu biraz azaltalım isterseniz. Yani don donarak da olsa şöyle bir görüntümüz var. Elimizde farklı kar taneleri. Bakın önümüzden bir tane geçti. Yani bu dediğim e, radius z'yi yaparak bu kart tanelerini falan ayarlayabilirsiniz yakınınızdan geçen hatta daha da yaklaştırabilirsiniz. Bakın tam ekranın önünde bir koca kart tanesi görünüyor şu an. Buna bir iki şey daha eklemek isterim. After Effects'in kendi şeyi şey var. Radius Y'yi biraz değiştirelim. Bize doğru çok gelmesin hepsi. Bir tanesinde tek kullanırız onu. After Effects'in kendi kar şeyi de var. Kar animasyonu da var. Ama böyle ben şu an hani biraz daha değişik görünsün diye kartanesi yaptım onu da kullanabilirsiniz onda da bizim gözümüzle gördüğümüz gibi kartaneleri görürsünüz yani böyle yani mikroskopla bakılan e, halkalı simetrik kartaneleri değil de bildiğim böyle uçuşan kartanelerini görürsünüz böyle topak halinde onu da kullan onu da göstereyim ya bunun içinde de kullanabilirsiniz tek tek kullanabilirsiniz o da simulationda olması gerekiyor. Simulationda CC Snowfall diye bir şey var, ee, animasyon var, seçenek var. Şu an dondu biraz bilgisayarımız. Udemy eğitim serimizi alarak yeni bir bilgisayar almama yardım edebilirsiniz arkadaşlar. Biraz bekleyelim bilgisayarımız kendine gelsin. Şu an çılgın hareketler sergiliyor. Evet, Snowfall şu şekilde dediğim gibi, hani bizim normal gözümüzle gördüğümüz kar gibi görünüyor şu an. Şuradaki en üst seçenekte flex olan yerde onu azaltıp çoğaltırsak kar tanelerimiz azalır çoğalır. Yani seyrek mi ya da çok sık mı yağmasını istiyoruz ona göre ayarlarız. Size bölümünden de zaten bildiğiniz gibi size boyut demek boyutunu ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde. Yani daha büyük yapabilirsiniz vesaire vesaire. Daha sonra speed var. Yani karın yağış hızı var. Wind var. Wind yani rüzgar var. Onları da ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde. Yani şöyle biraz daha seyre kullanalım. Biz boyutunu da biraz büyütelim hafif. Diğerleriyle arkadaş olsun yakın boyutlarda olsunlar. Yani daha aslında After Effects'in yaptığı daha böyle gerçeğe yakın bir görüntü kar efekti. Bizim yaptığımız daha böyle videolar için kullanılan Yeni yıl animasyonları için kullanılan bir e, efekt tarzı bizim yaptığımız. Çünkü kar taneleri görünürse daha tatlı ve sempatik bir görüntü oluyor aslında. Tam böyle normal kar gibi değil. Tanelere bakın simetrik e, desenler var. O daha güzel duruyor. Bir temsil olarak bunu kullanabilirsiniz. Şu anlık yaptığımız şey şu şekilde oldu. Arka taraftan normal karı kullandım. Üst tarafına da. Iı, bildiğimiz şeyi yaptık bizim ıı, Partikülle yaptığımız şöyle bir arka plan da aldım ben yani Snow Background falan yazarak bulabilirsiniz şu an karlar çok görünmüyor körse geliyoruz arkadaşlar şöyle koyu tarafını biraz indirelim şuradan da biraz indirelim sadece ışıkların şuradaki ışıkların parlamasını görebilelim yani direklerdeki aman böyle olmasın şöyle hafif orası parlar yan taraflardan böyle bir ıı, daha koyu bir görüntü elde edebilirsek daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Boyutunu bir büyütelim. Bakın şöyle bir arka plan aldım ben. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Bunun üzerine kar yağıyor. Bakın hatta bize doğru gelen kar taneleri de var. Bunu da partikülden eee gravity velocity ile falan oynayarak veya üst taraftaki aç şeylerle ayarlarla oynayarak karı yavaşlatıp hızlandırabilirsiniz. Bizimki biraz hızlı. Evet şöyle geliyoruz. Şuradan yazı aracımıza tıkladık. Text aracımıza. Şuraya ben bir sınav da yazayım. Gönlü kalmasın. Tam bir animasyon hani yapmışken kart tanesini öğretmişken tam bir animasyon şeklinde yapalım. Bitirelim. Belki sizler de bunu kullanmak istersiniz. Ya da bunu bir yılbaşı tebrik videosu olarak da kullanabilirsiniz. Yapabilirsiniz veya müşterilerinize. Snow yazalım biz. Evrensel olsun biraz. Zaten Türkçe konuşuyoruz şu an. Belki videoyu yabancılar izler. Zaten kimse izlemiyor şu anlık. Şöyle şuradan e, bir font seçelim. Hangisi olabilir? Şu olabilir de pek beğenmedim o harfini ve ne harfini. Şu anlık bu animasyon için. Şöyle bir bakalım neler var. Bunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Dafont diye bir site var. Dafont.com onun linkini de isterseniz aşağı bırakırım. Oradan milyonlarca font bulabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir içeriğe ait bir font. Mesela Western yazarsınız. Cowboy filmlerinde olan Texas'ta geçen tabelalardaki yazı fontunu da bulabilirsiniz. Onun linkini de aşağı koyarım. Yararlanmak isteyenler oradan yararlanabilirler. Bedava kullanabilirsiniz. Bakın dediğim Texas yazı fontu burada var bir tane. Bir ara indirmiştim. Şöyle normal bir font seçelim şimdilik. Böyle basit bir font olsun. Maksat işimizi görsün. Yani geri kalanı önemli değil dediğim gibi siz istediğiniz bir fontu kullanabilirsiniz veya aşağı atacağım siteden indirebilirsiniz fontu. Bu arada site sponsor falan değil. Sadece kullandığım için söylüyorum. Para almadım. Keşke alsaydım. Keşke öyle bir sponsorum olsaydı. Şu yazıyı İki ya da bir katmanın arasına bırakın. Yani bütün e, kar taneleri bunun arkasından yağmasınlar. Önüne de girsinler. Bir tane sağ tıklayarak layer style'dan drop shadow atalım. Daha güzel bir görüntü olsun bu arada. Bunları da çoğu kişi göstermez. Işıkla falan yapmaya çalışırlar. Drop shadow'umuzu kullanalım. E, şeyi gölge boyutunu uzaklaştırabiliyoruz. Şuradaki seçenekle bakın şöyle arkaya öne istediğiniz boyutu ayarlayabilirsiniz. Çok fazla abartmayın ama havadaysa. Eğer bir e, arka plan, düz bir rengin önündeyse yapabilirsiniz. Daha sonra pardon Pro Compose demiyoruz arkadaşlar. Daha sonra sağ tıklıyoruz. Layer Style'a geliyoruz. Inner Shadow diyoruz. Daha gerçekçi bir görüntü yakalamak için birkaç tane de daha şey oluşturacağız. Outer Glow diyoruz. Şöyle sağ tıklıyor Bunlar zaten kendi. Fazla oynamanıza gerek yok. Boyutlu bir yazı oluşturuyorlar sizin için. Ha oynamak isterseniz de oradan ayar yapabilirsiniz. Satin diyoruz. Satin de şöyle bir görüntü veriyor bizlere. Bu da güzel kullanışlı bir görüntü olabilir. Rengini de değiştirebiliyorsunuz. Color yazan yerden. Şöyle bir bir tarafı parlak bir şey olsun. içi de siyah mı olsun. Bunları yapmanıza gerek yok. Diğer şeyleri şu anlık kullanmanıza ama deneyebilirsiniz isterseniz. Şöyle üstü atalım. Bir tanesi tek onun arkasında olsun. Diğer ikisi Ön tarafta olsun. Daha sonra efekt bölümüne gelelim. Bunu biraz parlatalım isterseniz. Stylize bölümüne geliyoruz. Glove seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Şunların boyutlarını biraz art yakınlaştırırsak daha iyi görürüz. Boyutlarını biraz e, arttıralım. Daha güzel bir görüntü yakalamak adına. Şöyle hafif parlak olursa. Bu arada outer glove'un rengini değiştirirseniz. E, Layer Styles'taki arka taraftaki sarı yerine istediğiniz bir şey olur. Alpha Channel bunun da olmasına gerek yok. Normal e, Color Channel'ı kullanacağız. İki tane geri alalım. Şöyle olsun. Şuna bakalım nasıl daha iyi duracak. Şunun ayarlamalarını siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Daha fazla ışık veya daha az ışık da yapabilirsiniz bunun için. Bunu tam azaltırsak bakın arka taraftaki parlaklık gidecek. Bunu böyle hafif bir de falan bırakalım iyi gibi görünüyor şu anlık. Yani benim açımdan iyi görünüyor diyebilirim. Ama şu snow'un rengini biraz daha değiştirip ışık tarafından o parlaklığı yaparsak daha güzel olur. Satin tarafına geliyoruz. Şuradan derecesini değiştirip o ışığa göre ayarlamaya çalışalım bir. Yani üst köşeden vursun. Daha etkili duracaktır. Daha sonra rengini de biz değiştirelim şöyle mavimsi bir kar rengi yapalım isterseniz çünkü siyah çok koyu kaldı orada pek iyi görünmüyor şuradaki damlacığa tıklayarak da yapabilirsiniz renk kutusuna da şöyle ben şuradan bir renk alacağım yani arka planla biraz daha uyumlu ve iç içe olsun diye. Bu arada video işinize yaradıysa beğenip yorum atmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum sıradaki videonun ne olacağına da yorumlardan karar verebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle de deneyebilirsiniz. Soft light falan ama bence normal darker yapsak da zaten aynı şeyle karşılaşıyoruz. Normal multiplay ya da normal yapabilirsiniz o seçeneği. Opacity'yi biraz düşürelim. Dediğim gibi videoyu da beğendiyseniz yani işinize yaradıysa beğenip yorum atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir animasyon oluşturduk biz. Bence etkili ve güzel oldu. Bunu bir yılbaşı animasyonda kullanabilirsiniz. Eğer bir yerde freelancer olarak falan çalışıyorsanız. Ben mesela geçenlerde bir çalışma yapmıştım Edirne Belediyesi için. Edirne Valiliği için pardon. Arka taraftaki karı kullanmıştım. Yani bu ön taraftaki geometrik kar tanelerini değil de arka taraftaki bildiğimiz klasik karı kullanmıştım. Siz de kullanabilirsiniz. Yani bilmeyenler için bir kolaylık olabilir. Şunu biraz azaltalım. Bir tanesini çok fazla yoğun bir yağış olmasın. Ve şu taraftaki şu Y'yi düz yapalım. Biraz daha düz yağsın karlarımız. Çok bize doğru gelmesin. Yani bir bölümü gelebilir ama hepsi gelmesin. Bakın böyle daha iyi oldu. Hepsi en azından yüzümüze vurmuyor şu anlık. Yani birkaç tanesi dışında hepsi yüzümüze değmiyor. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadardı. Aşağıdaki Udemy linkinden 39 derslik eğitim serime ulaşabilirsiniz. Şu an indirimde mevcut. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone değilseniz abone olup bana destek verebilirsiniz. Bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.